Arkadaşlar merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere neyi konuşacağız, sizinle neyi konuşacağız? Hemen bu sohbetimizin, analizimizin konusunu sizlere ileteyim. Değerli dostlar, bir önceki videoda sizlere Elon Musk'ın işte bu insanımsı robotundan bahsettim. Ve Elon Musk'ın esasında bu projeyle neyi amaçladığını vesaire bunları sizlere aktardım. Şimdi değerli dostlar, bir adım ötesine gideceğiz. Yani konuyu daha da derinleştireceğiz. Çünkü son günlerde küreselciler özellikle bu insanın, sentetik insan ve işte insanımsı robotlar üzerinde ciddi anlamda çalışmalarını hızlandırdı. Belli bir mesafe aldılar da ve hedefleri çok açık ve çok tehlikeli. O yüzden bu konuyu esasında sık sık gündeme getirmek lazım. Çünkü gerek küresel basın gerek yerel ulusal basın bu konu üzerine gitmiyor. İnsanlığın genetiğiyle oynuyorlar. Ve dolayısıyla da bakın bahsettiğim o Elon Musk'ın insanımsı robotları esasında biz insanları biyolojik olmayan insanlara insan modellerine alıştırmak için ortaya atılmış bir proje olduğunu söyleyebilirim. Çünkü değerli dostlar bakın çok açık ve net şekilde şunu söyleyebilirim. 2014 yılından itibaren bu küreselciler şeytanlaştırdıkları bilim eliyle insanın genetiğini değiştirmeyi tartıştılar, tartışıyorlardı hala. Yani insanın DNA'sını değiştirerek kendilerinin istediği doğrultuda ve genlerinin değiştirilmiş haliyle yeni bir insan modeli oluşturmak istiyorlar. Tekrar yaratmak kelimesini kullanmak istemiyorum. Çünkü yaratmak Allah'a mahsustur. Dolayısıyla ama bunlar da kendi mantığı çerçevesinde esasında yapmış olduğu şeyleri tırnak içerisinde yaratmak olarak ifade ediyorlar. Yani bir tanrı özelliğini kendilerinde görmek istiyorlar. Bunu millete de benimsetmek istiyorlar. O yüzden öncelikle işte Elon Musk'ın Neuralink projesini ortaya atarak ve bahanesi olarak da efendim felçli insanları iyileştireceğiz, Parkinson hastalıklarını iyileştireceğiz vesaire diyerek o her zaman yapmış oldukları o projeleri hep insanlığın lehine yapıyorlarmış gibi lanse etmeyi başardılar. Oysa işte bu Elon Musk'ın Neuralink projesinin arkasında kesinlikle ve kesinlikle insan beynini bilgisayarlaştırma projesi yatıyor. İnsanı makinelaştırma projesi yatıyor. Dolayısıyla da bakın eğer bugünden bunları öğrenmez, tedbir almaz isek işte malum o Cüneyt Zapsu'nun 2018 yılındaki Davos zirvesinden çıktıktan sonra konuşması çok ilginçti. Dedi ki bizler biyolojik insan neslinin son ürünleri, son insanları olabiliriz. Bu çok enteresan bir cümle. Gelişi güzel söylenmiş bir cümle değildi. Çünkü gerek 2018 yılındaki Davos zirvesinde de konuşuldu. Daha önce bahsettiğim gibi 2014 yılında da dünyada işte bilim kongreleri adı altında yapılan toplantılarda anne baba olmadan insan oluşturma projesini tartıştılar. Ve bugün buna onay verdiler. İşte bu Elon Musk'ın insanımsı robotları, daha doğrusu insanımsı robot projesi ki gelecek yıl piyasada olacaklarını söyledi. Bunlar işte sentetik insana bizleri alıştırmak için ön hazırlık, ön koşulları kabul ettirme projesi. O yüzden insanın gelecek yıllarda DNA'sıyla açık ne şekilde oynayacaklar, genetiğini değiştirecekler. Nitekim de bakın 2016 yılında Çinli bilim insanları iki çocuğun genetiğini değiştirebildiler. Ve iki çocuğun anne baba olmadan iki çocuğu oluşturabildiler. Hani siz bu tüp bebek aklınıza vesaire gelmesin. Bu anne baba olmadan oluşturulacak sentetik insan daha farklı. Mesela bununla ilgili sizlere isterseniz buradan detaylı bir şekilde şeylerini söyleyeyim. Teknik terimlerini de söyleyeyim çünkü yanlış bilgi vermek istemiyorum. Mesela bir zamanlar ancak bilim kurgu filmlerinde rastlayacağımız gelişmeler artık dünyanın gerçekleri arasına girmeye başladı.
bilim insanları şu anda sentetik insan üretmenin etik olup olmadığına olup olmadığının tartışmak yerine buna karar vermiş durumda. Yani bilimdeki yeni gelişmeler, değerli dostlar, herhangi bir anne babaya ihtiyaç olmadan tamamen kimyasal maddelerden DNA sentezlemeye imkan tanıyor. Bu sayede hiçbir anne babası olmadan sıfırdan üretilecek DNA'lar sayesinde insan veya herhangi bir canlıyı üretmeyi mümkün kılıyor. Ancak bu çalışmalara izin verilip verilmeyeceği şimdilik her ne kadar net olmasa da, bütün ulus devletler buna onay vermese de bunu artık dünyanın gündemine getirdiler. Bir müddet sonra bu projeyi hayata geçirerek kendilerinin istediği, kendilerinin yönlendirebileceği, yönetebileceği, kendilerine kul olabilecek bir toplumun altyapısını oluşturuyorlar. Bu çok tehlikeli bir proje. Şimdi değerli arkadaşlar, mesela bununla ilgili mesela Stanford'dan bir bilim insanı Drive Andy ve bir başka yine bilim insanı Loria Zalatun medya yaptığı açıklamaya göre çok geniş bir bilim topluluğu şu sıralarda bu konu hakkında gizli oylamalar yapıyorlar. Yani bu etik mi değil mi, bu proje yani sentetik insan projesi nereye gider, nasıl olur, kontrolden çıkar mı gibi birçok alanda toplantılar yapıyorlar, gizli toplantılar yapıyorlar ve bunun kararını verme aşamasındalar. Şimdi bilim insanları sentetik yapay insan üretmenin etik şartlarını tartışarak bu araştırmalara izin verilip verilmemesi konusunda çeşitli görüşlere başvuruyorlar. Nitekim de emin olun bir müddet sonra buna izin verecekler. Şimdi mesela oylamanın sonucuna göre araştırmaların yönü belirlenecek. Ancak sıfırdan DNA sentezlenmek sadece yapay insan üretmek için değil, bakın, tedavi amaçlı organ üretmek gibi ihtiyaçları da karşılayacak, tıpta yeni imkanlar sunabilecekmiş. Yani sizin Allah korusun kolunuz koptu ya da gözünüz çıktı. Şimdi size laboratuvar ortamında organ üretecekler. Bu iyi bir şeymiş gibi, bakın, iyi bir şeymiş gibi sizlere gelebilir. Yine herhangi bir insandan alınmaksızın sadece kimyasallardan DNA üretmenin halk arasında yapay insan ya da asker tartışmalarını yükselterek toplumda ciddi anlamda endişe yaratabileceğini de düşünüyorlar. Şimdi değerli dostlar, bakın, en önemlisi de şu. Almanya'daki 2005 yılında yapılan Bilderberg toplantısının sonunda, daha sonra da bir İngiltere hükümetinin raporuna dönüşen insanlığın geleceğine ilişkin gizli bir kaynak belge olan Stratejik Eğilimler Raporu 2007-2036. Bunu hazırladılar. Değerli dostlar, bu rapor bilgisayarda var, internette var. Açıp inceleyebilirsiniz. Adını tekrar söyleyeyim size. Bakın, Stratejik Eğilimler Raporu 2007-2036. Bu raporda değerli dostlar, dünyanın değişim ve dönüşümünün nasıl olacağı, dünyanın nereye gideceği, 2045 yıllarda nasıl bir dünya tasarladıklarını ve bu bahsetmiş olduğum işte sentetik insan üretimi, robot üretimi, bunların hangi hallere bürüneceğini, ne kadar ileri gidebileceği konusunda burada çok ilginç, çok detaylı bilgiler veriliyor. Şimdi değerli arkadaşlar, bakın, işte bu raporda, 91 sayfalık rapor, dünyanın finansal, ekonomik, politik, demografik ve teknolojik alanları ve pazarlarına yönelik temel risklerin ve gelecekteki şokların analizi yoluyla İngiltere gelecekteki stratejisini belirlemişler. Yani şunu söylemek istiyorum. Artık insanların DNA'sını değiştirmek, öyle bazı güdümlü bilim insanlarının dediği gibi zor değil. Artık insanların DNA'larıyla oynamak ve genlerini değiştirmek artık çocuk oyuncağı haline geldi. Bakın, insan geni o insanın bütün varlığının özüdür esasında. Yani bir gen
kalıtsaldır ve ailenin tüm özelliklerini barındıran bir çok önemli bir şeydir, yapıdır. Dolayısıyla onu çözdüğünüzde insanlığı, insanın genetik yapısını, insanın özünü de çözmüş oluyorsunuz. İşte şu anda yapılan çalışmalar, yani o Elon Musk'ın yapmış olduğu insanımsı robotların iki tık ötesini düşünün. Ve bir yandan robotları insanlaştırırken bir yandan da insanları robotlaştırıyorlar. İşte yapay zekayı da kullanarak insan beynine de hükmedebilecek bir proje üzerinde çalışıyorlar. Yani anne baba olmadan sentetik insan üretip o insanın da beynini yapay zekayla daha işlevsel, onların deyimini kullanıyorum, daha işlevsel ve daha zeki hale getirebileceklerini söylüyorlar. Esasında bu Elon Musk'ın Neuralink projesi, hani hatırlayın, işte bir domuzu, affedersiniz, bilgisayara bağlayıp insan beynini de aynı şekilde bilgisayara bağlayarak veri transferi yapabileceklerinin testini yaptılar. Ve bunu da başardılar. Yani bir domuzun beynini bilgisayara bağlayıp bilgi akışını ya da işte veri akışını, veri transferini denediler. Bunda da başarılı oldular. İşte sıra şimdi buna geliyor. Dolayısıyla şimdi ne yapmalı? Bunu konuşalım. Şimdi ulus devletler hızlı gelişen bu şeytani teknolojiye karşı Birleşmiş Milletler çatısı altında harekete geçmek zorundadır. Hep diyorsunuz hocam çözüm ne? Şimdi arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçiler, çözümü ben üretecek halim yok. Benim görevim, daha doğrusu ben kendime düşen görevi şöyle adlediyorum. Ben bu tür tehlikeleri, projeleri önceden tahmin edip ya da araştırıp sizlere sunmak. Benim görevim bu olarak görüyorum. İnsani görevimin bu olduğuna inanıyorum. Gücüm buna yetiyor. Ben bu projelere elbette dur diyemem. Bazı arkadaşlar diyor ki efendim davalar açın vesaire. Değerli dostlar, bu şekilde bu küresel büyük güce şahısların, bireylerin dava açması çok zor. Bakın bir şey paylaştım. Basit bir şeyde Facebook bugün Facebook sayfamı tam bir ay kapattı değerli dostlar. PCR testleriyle ilgili bir şey söyledim. Tam bir ay kapattı. Dolayısıyla da tek kişinin bu küresel güçle baş edebileceğini asla düşünmeyin. Ama toplu halde, ulus devlet halinde, ulus devletlerin birlikte hareket etmesi halinde bunlar yerle yeksan edilebilir. Bunlar sonsuz kudrete elbette sahip değiller. Dolayısıyla da ellerindeki sermaye gücünü kullanarak bütün dünyayı dizayn ettikleri gibi şimdi sıra insana geldi. Artık insanları kendileri üretmek istiyorlar. Bakın fazla değil, 10 yıl sonra o bahsettiğim, en geç diyorum, bahsetmiş olduğum sentetik insan projesini, yani laboratuvarda insan üretim meselesini gerçekleştirecekler arkadaşlar. Bu projeye dur demesi gerekiyor. Dur denmesi gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Bütün ulus devletler buna dur demesi gerekir. Çünkü insanlık felaket bir noktaya gidiyor. Ama elbette bu yeri göğü yaratan yüce Allah'ın bir kanunu, nizamı, doğal dengesi var. Biz doğal insanları elbette yeryüzünden silip süpüremeyecekler ama bize büyük zarar verecekler. Bu çalışmalar yakında kendilerine özgü insan tipi üreterek insanları ikilem halinde bırakacaklar. Robotlarla insanları karşı karşıya getirecekler. Değerli dostlar, daha fazla korkutmayalım ama Müslüman korkmaz. Tehlikeyi bilir, o tehlikeyle nasıl savaşacağını öğrenir, tedbirini alır, takdirini Allah'a bırakır. Değerli dostlar, bugünlük bu kadar. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki sohbette görüşmek üzere, hoşça kalın.